to love. Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Opel Astra Sedan H kasayla birlikteyiz. Aracımız 2009 model 1.6 benzinli atmosferik motora sahip. Geliştirilmiş motor olan Xer motor diyelim ve motor rektifiye işlemlerine geçiyoruz. Gördüğünüz gibi babam işlemlere devam ediyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Arkadan emme manifoldunu boşalttık. Elektrik soketleri, su hortumları derken aslında motoru aşağı almak için uğraşıyoruz. Sağdan hava filtre kabinimiz, aynı şekilde altından motor kulağımız, hemen motor kulağını tutan sac ayağı şu anda sökülüyor. Bujiler, bobinler, buji üstünde şu an bobinler söküldü. Termostata giren radyatör su hortumundan gelen, egere gövdesine giren iki tane su hortumumuz. Yani kaborta bölümünden motor aksamını şu an ayırmaya çalışıyoruz. Burada bir emme manifoldumuz var. Emme manifoldumuz Xer motor olduğu için plastiktir. XEP olsaydı, önceki nesil motor olsaydı bu alüminyumdu. Bunun dışında motor kulağını söktüğümüzü söylemiştik. Motor kulağı burada. Trigger alt kapağı, üst kapağı, V kayışımız, trigger kayışımız, gergi rulmanımız derken boğaz kelebeğimiz hemen altta. Bayağı parçalar söküldü. Çok fazla bekletmedim burayı. Evet, gördüğünüz gibi motor kulağını tutan demir sac ayağımızı da almış bulunuyoruz. Kutuya atıyoruz. Hemen trigger'in bir alt kapağı daha var. Burada bir plastik ayağımız daha var. Onu çıkarıyoruz. Gevremiş, sıcak soğuk sıcak soğuk derken bunlar gevreme yoluyla arkadaşlar yapışabiliyor. Kırılma ihtimali olabiliyor. Seslerinden anlıyorsunuz. Evet, sağlam bir şekilde bunu da çıkardık. Evet, Xer motor dediğimiz, görüyorsunuz vanos dişlilerimiz var. Yağlı vanoslardır. Bir önceki nesil araçta arkadaşlar kuru kasnak vardı. Bunun dışında devir daim bölümümüz görünüyor. Şarj dinamomuz görünüyor. Şimdi trigger setimizi çıkaracağız birazdan. Yavaş yavaş ulaşıyoruz. Bunu belki üstünde de çıkarabiliriz baba. Evet, soketleri de yine kurtardık. Komple görüyorsunuz bayağı bir motor tesisatımız bunlar. Ayırmış bulunuyoruz. Motor artık sade bir görünüme ulaştı. Sağdan motor kulağı zaten tutmuyor. Alttan var mı baba? Alt da söküldü. Aracı liftten dışarıya çıkarıyoruz. Ayaklarımızı çektik. Aracı liftten dışarıya çıkardık. Artık bağlayıp yukarıya kaldıracağız. Motoru dışarıda devam edeceğiz işlemlerini. Şimdi dışarıya alalım. Priz direkt tutuyordu arkadaşlar baskı balata bölümünde. Orayı kurtarmak gerekiyor. Daha sonra boşlayacak. Bakın, boşladı motor. Bakın, ayrıldı. Trigger setine baktığımız zaman ne yapıyor? Egzantriklerden aldığı hareketi, kamdan aldığı hareketi eş zamanlı olarak çalışmasını sağlıyor. Burada da bir adet gergi rulmanı varken bir adet de avare rulman var. Su pompasını biliyorsunuz, her zaman değiniyoruz. Önemli parçalardan biri, soğutma parçalarından biri. Hemen altında klima kompresörümüz var. Bu böyle boş döner. Klimayı açtığımız zaman kitler arkadaşlar beraber içindeki pistonlarla beraber döner. Yağ çubuğumuz üstünde. Hemen egzozumuzun koruyucusu üstünde. Altında egzozumuz var. Yağ soğutucu bölümümüz var biliyorsunuz. Bir önceki araçta XEP motorda yağ soğutucu yok. Ön kapaktan alıyordu hareketini arkadaşlar. Burada termostat, egere gövdesi, baskı balata gibi şeyler var. Daha sonra devam edeceğiz. Şöyle bir görüntü alayım. Artık. Evet. İlk işlem masaya almadan önce motor yağı tapasını açarak motor yağını dışarıya boşaltmak olacaktır. Çünkü masanın üstüne boşaldığında bayağı bir elimiz ayağımız batıyor. Evet, tenekemiz geldi. Motor yağımızı boşaltıyoruz. Meşhur tenekemiz geldi. Bu araba 5 litreye yakın yağ alıyor. Dizeli gibi değil. Dizel 1.3 dizeller 3.2 alırken bu 5 litreye yakın motor yağı alıyor. Boşaltıyoruz. Gündüz ses yok. Evet, bayağı bir boşalttık. Egzoz bölümünü de aldık. Koru masajları. Şu anda selenoid arkadaşlar okuyucularımız, egzantrik okuyucularımızı alıyoruz ama araba aşırı hararet görmüş. Araba çalışmıyordu ve arkasından aşırı bir duman vardı. Zaten bize de çekici yardımıyla geldi. Şimdi alıyoruz egzantrik okuyucularını. Bunlarda da kurumlar oluşmuş. Su pompamızı söktük. Su pompası da kötü durumdaydı bu arada. Trigger kayışını çıkardık. Gergi rulman, avare rulmanı çıkardık. Şimdi şöyle göstereyim. Evet, bir aracımızı yolladık. Ford Focus arkadaşlar. Şimdi burada hararet gördüğünü söylemiştik. Bayağı bir hararet görmüş. Simsiyah olduğunu görüyorsunuz. Yanmış. Ya yanmış. Nar olmuş, kızarmış. Görebiliyor musun evladım? Egzantrikler. İçi evet. De aynı şekilde. İnşallah iki yapar bunlar, bilemiyorum. Ya biraz yoğunluk olduğu için etrafını sökerken gösteremedim. Baskı balata, volant gibi parçaları çok fazla gösteremedim. Ama egzantrik bölümünü görüyorsunuz. Yağlı vanoslar bu arabalarda dikkat edilmesi gereken önemli parçalardan biri. Genellikle vanosu değiştiriyorlar. Sonra yine ses devam ediyor gibi olaylar var arkadaşlar. Ses devam eder çünkü sizin sadece vanosunuzda problem yok. Burada burayı açıyoruz. Tazik subabı dediğimiz subab var. Onu da aparatla çıkarıyoruz. Derin bir yerde. Küçük bir alan olduğu için biraz zorlanıyorsun ama aşırı bir yanık yağ kokusu yine geldi saplamaları sökünce. Teker teker alıyoruz. Bayağı kötü koptu. Bunları çöket kapalı. Evet, sağlı sollu egzantriklere yine giren selenoid valflerimiz var. Egzantrik okuyucularını sökmüştük. Selenoid valflerini de söküyoruz. Bir tanesi emmeyken bir tanesi egzoz tarafında diyebiliriz. ilkini çıkarıyoruz. Böyle bir valfimiz arkadaşlar. Birçok araçta var. Yeni nesil birçok araçta bunları görebilirsiniz. Arıza yaptığı zaman da sıkıntılar doğurabiliyor aslında. Kapak artık oynamaya başladı. Evet, silindir kapak contamız her zaman değişiyor. İyi de olsa kötü de olsa değişiyor. Aşırı derecede kötü kokular var burada. Yakaladın mı usta? Zaten oradaki pistondan da göreceksin bunun yağ olduğunu. Pistonun üzerinde. Evet. Siboplar tamamen yanık. Yağ yakıyor ayrıca. Siboplarımız yanık. Subap dediğimiz egzoz ve emme. Evet, gelelim buraya. Çok önemli. Ne açmış? Pencere. Sivrisinek girer içeri. Kapat pencereyi. Oo. Usta bu ne olmuş? Piston kırmış. Evet. İlginç. Kötü bir durumda. Yani diyecek bir şey yok. Sekmandan bahsedecektik aslında. Hani oraya yağ kaçırmış diye ama. Kalmamış. Evet. Hava alsın diye açılmış büyük ihtimalle. Pencere açmışlar işte. Eve sivrisinek doluyor. Diğer pistonlarda sıkıntı var mı? Yine yağlanmalar var mı? Zaten pistonumuz takım halinde değil. Mecbur değişiyor. Sekmanda üstünde. Evet. O zaman rektifiye. Vay be, piston kırık çıktı. Ben hiç beklemiyordum. Ama işte beklenmedik. O senin yaşına göre seni beklemiyorum ama ben alıştım. Evet. Zaten sen de göreceksin. Neler göreceksin? Zamanla varrak varrak. Varrak varrak demek yavaş yavaş. Büyüye büyüye. Şimdi usta sen bütün cıvataları o kutuya atıyorsun. Bunu karıştırmıyor musun? Yani birçok sorun. Ben atıyorum karışıyor. Karıştırmıyor olur mu? Atıyorum karışıyor. Ne olacak yani? Ezbere takmıyoruz. Valla işte fabrikadan bir yardım alacağız. O söyleyecek cıvataların yerlerini bana, ben takacağım. Evet. Onlar artık senin kafanda yer etmiş evladım. Onlar öyle bir yer etmiş ki bilmem. Astra H'ı varmış da viteslerin kafası karışıyormuş. Güzel. Ay 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 ay, bunlar ne diyor? Dur valla şöyle bir çekeyim. Aşağı doğru şöyle yöneltirsen. Güneş karşıdan geliyor çünkü. Pistonlarımızın kafaları kendisi. Pistonlar artık yerinde durmuyor. Burada durmaya başlamış. Piston çok kötü durumda yani içinde. Piston gömlek tamamen bitmiş. Bu arabaya aslında bir komple motor almak lazım. Aynen. Ama insanlarımızın bütçesini bir el vermiyor. Yap usta yap, yap usta yap, usta yapıyor. Bunun ilk geldiğinde bir çalışıyordu bu araba duman basarak ama evet, nasıl çalışıyordu usta? Yani bu halde adamın yanında çay bir tırrrr etti. Aman kapat dedim. Çalışıyor da ilginç, çalışmaması lazım normalde. İlk başta bir geldiğinde çalıştı, sonra hiç çalışmadı. Piston kırık. Yapacak bir şey yok. Ön kapak contamız altında, üstündeki de ön kapak devir daim takılıyor. İşte ön kran keçemiz var. Yağ pompası var. Yağ pompası var. Döküldükçe dökülüyor usta pistonlar. Sekman bu da. Conta da zaten buradan patlatmış. Görevini yitirmiş. Çarşamba perşembeye geç. Abi perşembeye kalmaz. Çarşamba yolda çalışacağım olur. Contanın hali. Yani artık yorumu siz yapın. Evet. Bayağı yüzeylerini de yemiş. Conta da kalmamış. Gerçekten aracımız bir motor istiyor arkadaşlar aslında ama bunu adam etmeye çalışacağız. Krank bölümünde umarım bir zarar yoktur. Bu kadar parçalanmaya bu krankta umarım dayanmıştır çizilmelere karşı, ama daha önce değişmiş mi diye bakıyorum, piston bir markası var mı diye, ama markaya dair de herhangi bir şu an bir şey göremedim. Biz bunu ne yapıyoruz? Taşlamacı, reklefiyeci dediğimiz yerlerde aslında bunların iç kısımları tamamlanıyor. Daha sonra toplama işlemi ve motor aslında yapılmış oluyor. Sekme atılıyor, reklefiye yapılıyor. Motor bloğuyla şu an karşı karşıyayız. Su kanallarını da göstereceğim. Su kanalları da pastan görünmüyor. Bakın buradaki pasları görebiliriz. İçinde de paslar mevcut. Onları yakından çekeceğim. Burada boşaltacağımız başka ne var? Bitti bu kadar bir şey. Bitti bu. İki tane blok burcumuz var. İki blok burcu var. Gerisini reklefiyeci dediğimiz kişiye göndereceğiz. Yapacak ama yine pistona bir değinelim. Her yerde piston kırıntıları oluştu. Şimdi pistonlara değin usta. Evet, takım olarak pistonumuz değişiyor. Pistonumuz patlamış zaten. Artı bunun piston kolu, krank mili, bunlar değişecek. Evet. Reklefiyeye gidecek. Ondan sonra ne var ne yok listede çıkacak. Silindir kapağında ne var? O çıkacak listemiz. Onunla bir yedek parçalarını temin edip revizyon bölümüne geçeceğiz arabanın. Evet, pistonumuzu görmüştünüz. Yine son kez göstereyim. Şurada da sekmanı var. Görüyorsunuz su kanalları da pasın içerisinde. Görüyorsunuz, açık ve net görünüyor. Bunu gönderiyoruz. Geldikten sonra video devam edecek tabii ki. Bu süreç içerisinde siz beklemeyeceksiniz. Biz bekleyeceğiz ama video devam edecek. Geldik usta. Su kaybımız. Pasları görüyor muyuz burada? Biriken pasları görüyor muyuz? Bak buradan böyle akıyor su kaybı. Bu su kaybı ne demek? Su tapası. Su tapası delik demek. Bu sağlam. Böyle burası delik, delik şurası delik. Şurası. Tam şurası delik. Bunu biliyor musun? Burası delik. Evet, görüyorum şu an. Şarkıyı ben ondan sonra görüyorum. Gitmeden önce karterin içinde açtık neler var diye. Pistonlar var. Piston, şu da sekme. Evet, şu da sekme. Yine burada da bir piston parçacığı. İçi de leş gibi bu arada. Çok kötü durumda. Götürüyoruz. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Devam ediyoruz. Siz beklemediniz ama uzun bir süre tabii ki biz bekledik. Şu an takılan parçamız motorun su devir daimi, su pompamız, soğutma sıvısı olan, soğutma suyuna yardımcı olan arkadaşlar, iki önemli parçadan biri su pompasıyla hemen bir diğer termostatımız da yenileniyor. Buna değinelim. Aracımız da yenilendi zaten. Burada baskı balata bölümü yenilenecek. İçeriden pistonlar yenilendi. Krank çok pahalı olduğu için çıkma orijinal takıldı. Subaplarımız yenilendi. Sizlere piston kolu ve biyal kollarını göstermeye çalışacağım. Eski parçalar. Bakın su termostatımız burada, eskisi. Piston ne halde? Önemli olan bu. Önemli parça bu arkadaşlar. Aracın pistonu çıktığında da çekmiştik. Bu şekilde çıktı sekmanlarıyla beraber. Peki biyal kolu ne durumda? Biyal koluna bakın. Biyal kolu da eğri, kullanılmaz. Eğri kullanılmıyor. Eğri, eğri, eğri. Şimdi arkadaşlar bunun dışında bakın piston ne durumda? Sekman zaten kötü ama dördüncü pistonun özellikle kırık olduğunu da söylemiştik. Bakın bunun biyal koluna bakın. Görüyor musunuz? Ana kol yatak. Bunları da değiştiriyoruz tabii ki. Biyal kolunun eğriliği burada. Işık altında daha net görünecektir. Yani bu pistona ben değinmiyorum. Siz kararınızı verin. Ne durumda olduğunu açık ve net görebiliyoruz. Çok kötü durumda. Bunu yani bu hale gelene kadar niye böyle oldu, niye bekletildi bilmiyorum ama böyle bir pozisyonla karşı karşıyayız. Bunları şimdi yerine kaldıralım. Tabii şöyle bir şeye değinmek istiyorum. Bunları normalde reklefiyeci dediğimiz yerde kalıyor. Oradan normalde getirmiyoruz ama biz video içeriği ürettiğimiz için, video çektiğimiz için eski çıkan parçaları da göstermek adına oradan alıyoruz. Burada değişen silindir kapak contamız var. Bakın renginden yeni olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Hemen burada görüyorsunuz ön kapak contamız yenileniyor. Tüm takım conta halinde yenileniyor. Su pompasını da sıkıyoruz. Tabii ki trigger setimizde değişmeden olmaz. Trigger setimizde değişiyor. Yenilenen trigger setimizden de bahsetmiştik. Gergi rulmanı şu anda takılıyor. Hemen bir tane de avare rulman artık kayışımız var. Gördüğünüz üzere gergi rulmanını sıkmadık. Yerine oturttuk şu anda. Bunların dişlileri vanos dişli olduğu için görüyorsunuz vanos ayarı da mecburen yapılması gerekiyor. Bunlar sıkılmadı. Trigger setinin ayarından, trigger ayarından, sent ayarından sonra sıkılacak. Burada özellikle değinmek istediğim görüyorsunuz kamları, bunlara aparatlar geçecek. Burada kamlar var arkadaşlar. Kamları görüyorsunuz. Şimdi birazdan sent aparatını da göstereceğim. Bunların ayarı yapılırken özellikle bu iki kam birbirine bakması gerekiyor. Görüyorsunuz iki kamın birbirine karşılıklı olarak bakması şart. Daha sonra burayı da düz bir şekilde ayarlıyoruz. Egzantrik kam billerimizi sent ayarına getirmiş bulunuyoruz. Şurada fabrikanın boyası olan noktaya daha belirgin olması açısından beyaz boya sürdük. Bunlar orijinal fabrika boyalarıdır. Bunları da ayara getirdiğimizde bahsedeceğim. Crank bölümünü nasıl ayarlıyoruz? Crank bölümünde ise bakın burada bir çizgi var. Orayı da beyazla boyadı babam. Ok var. Altta da ok var. Bu birbirine karşılıklı olarak düz bir şekilde bakması gerekiyor. Burada aparat setimiz var. 1.6 yeni model egzantrik kiti diyor. Burada da birçok aslında bilgi mevcut. Hangi araçlar olduğu mevcut. Bunun satı nerede? Şu an aparatları taktık ama farkındaysanız kaçık geldi. Kaçık olduğu için tekrar çıkartacağız. Bu aparatlar biraz dişli oturduğu için zorluyor. Geçirmesi ve çıkarması ayrı bir dert. O yüzden bunun ayarı çok önemli. Biraz önce kaçık geldi. O yüzden o şekilde trigger'i takmıyoruz. Şu anda gördüğünüz üzere eşit konumda ikisi de birbirine bakar halde. Demek ki vanoslarımızın ayarı tamam. Hemen egzantrik bölümüne, biraz önce bahsettiğim bölüme geçtik. Egzantrik bölümünde de bu iki kam birbirine geçecek ama geçmeden önce görüyorsunuz milleri döndürmemiz gerekiyor. Hemen onu da döndüreceğiz. Görüyorsunuz ön taraftaki milimize oturttuk. Tabii rahat bir şekilde girip çıkması lazım. Aynen görüyoruz. Sıra geldi arkadakine. Dediğim gibi tabii ki bu iki türlü de gelebilir. O yüzden biraz önce bahsettiğim kamlar birbirine bakması gerekiyor. O şekilde ayar yapılabilir. Hadi böyle. Bir tık dönecek. Buraya basınca da çıkmaz. Evet, kitimizi de taktık yerine. Egzantrikleri de ayara almış olduk. Bu arada bujilerimiz de değişecek. Değişen parçaları da teker teker gösteriyorum. Evet, sıra geldi vanosları sıkıştırın. Burayı çekeceğim, ne hale geldiğini görelim. Tüm civataları sıktıktan sonra artık bunları alabiliriz. Hayır, şimdi taktık. Kasnaklarımızı sıktık. Gergimizi de taktık. Pimini çekerken göstermiştik. Bunun dışında başka değineceğim bir şey yok. Aparatı da yerinden alıyoruz. Tabii ki kontrolü önemli. Herhangi bir sıkıntı var mı diye aparattan tekrar kontrolünü sağlayacağız. Evet, şu an girdi yine görüyoruz. Evet. Çıkarabiliriz artık. Evet, şimdi tapaları takabiliriz. Bunların bazıları dolu olurken bazıları boş. Boş yerken burası. Ya boş aynen. İç kısmı boş. Bu bazılarına dolu olarak çıkıyor. Buna da değinmiş olalım. Kruzlarda herhalde dolu çıkıyor. Evet. Farklılıklar var arkadaşlar. Ama sistem olarak aynı vanos dişli. Tabii bunları sıkarken tabancanın düşük ayarında sıktığımıza dikkat edelim. Bu da aparatımızın artık kutusuna gidebilir. Kağıdımızı da koyalım, lazım olabilir. Evet, sıra geldi motorumuzun önemli parçalarından biri olan bujiye. Ateşleme sistemi çok önemli. Yeni yapıldığı için motorumuzda biliyorsunuz ki bunların yenilenmesi şart. Bir diğer parça da bobin. Bunların üstüne takılır. Bunları sıkarken ince uzun 16 lokma yardımıyla sıkıyoruz. Kısa 16 lokma girmez. Çünkü bu bujinin boyundan kaynaklı olarak kısa 16 lokmayla sıkamayız. Bujinin oturduğu noktalarda, benzini yaktığı noktalarda pistonun üst kısmı. Bunu söyleyelim. Önemli parçalardan biri baba herhalde bu. Evet. En önemli parçalardan biri. Bunun bozuk olduğunda ne gibi arızalar veriyor? Titreme verir. Tekle mi? Tekle, çok yakar, çekiş düşüklüğü yapar. Bazen bunlar yağlanıyor. Bunun sebebi ne? Yağlanma. Bunun sebebi de işte buji niye yağlanır? Sibop, sibop lastiği ve sekman. Onun haricinde yağlanma tarzı olmaz. Şimdi sıkmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi uzun 16 lokmayla sıkılması gerekiyor. Öncelikle elimizle tutturuyoruz. Tabi burada ayrıntı şu, şöyle bir ayrıntıya değinelim. Buna direkt tabancayla basmayın. Bunlar özellikle cırcır gibi işte anahtarlarla önce elinizle tutturup daha sonra anahtar yardımıyla sıkın. Daha sağlam olur. Diş kaptırırsanız sıkıntıya girebilirsiniz. Bu kadar yeterlidir. Görüyorsunuz bu arada tüm temizlikleri yapıldı. Tertemiz duruyor. Çıktığımda nasıldı hatırlamıyorum ama şu an olması gereken alüminyum, saç, pik gövdeler güzel bir şekilde duruyor. Temizlendi ama karter tapamız görüyorsunuz. Bu tapa yalama. Yalama olduğu için de müdahale edip bu şekilde gönderemeyiz. En önemli parçalardan biri tapa yağ kaçırsa veya tapa düşse motor yatak sarmaya kadar gider. İkinci kez gördüğünüz bu işlemlerin aynısı olur. Setin arkadaşlar bu kılavuz setini şimdi aldım geldim. Bunu sadece ve sadece kartel tapası için bir adet kılavuz ve heligol takım aparatları var burada. Evet, yenilenen külbütör kapak contamızı yerine artık takıyoruz. Tam oturduğundan emin olmamız lazım. Yoksa bazen olabiliyor tabii ki, dikkatsizlik, dalgınlık olabiliyor arkadaşlar. Isırttığınız zaman arabanın çekişinde özellikle güç kaybı olabilir. Duman atmalar da olabilir. Çünkü valfli külbütör kapakları bunlar. Bunun dışında yağ kaçakları da tabii ki dışarıya olacaktır. Buna dikkatli bir şekilde oturduğundan emin olmamız lazım. Tabii ki temizliklerini yine yaptık. Onun da altını çizelim. Buradan babam sıkmaya devam ederken sizlere yenilenen baskı balatayı göstermek istiyorum. Bakın buradaki yaylar her zaman değiniyoruz. Bittikçe baskı balata uzamaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi en uç noktada orijinal ürün olan luku kullandık. Aynı şekilde debriyaj rulmanı da değişecek. Bayram geldi. Herkes arabasını istiyor. Evet. Sen ne yapıyorsun da diyen yok. Arabam ne oldu? Arabam ne oldu? Tam da gezeceğim diyor. Tabii bu sıkılırken takılan parçalardan bahsedelim. Solenoid valflerimiz takıldı. Egzantrik okuyucu sensörlerimiz yerine montaj edildi. Su pompamız yerine takıldı. Trigger kayışımız yerine takıldı. Egzoz manifold bölümü, üstünün koruyucu tacı, oksijen sensörü, yağ çubuğunu görüyorsunuz. Alttan şuradan monte ediliyor, sabitleniyor. Bunlar takıldı. Bayağı gidiyoruz bakalım. Şu an son kontrolleri yapıyoruz. Daha sonra külbütör kapağında sıkım işlemleri tamamlanacak. Emme manifoldu var baba. Üstünde takacağız onu. Birazdan da aracı içeri alacağız. Üstünde devam edeceğiz. Sıra geldi ateşleme bobini. Önemli ateşleme parçalarından biri. Tabii ki bu arabada bir bütün halinde satılıyor. Bir bütün halinde çıkmış fabrikadan. Bazı araçlarda bu tek tek çıkıyor ve satılırken de tek tek alabiliyoruz. Ama bunda bir tanesi arızalı olsa bile komple değişmemiz şart. Cıvatalarını siliyoruz. Şu an atacağız mı baba? Herhangi bir burada yapacağımız bir şey kalmadı. Yok. Motor al biraz da git. Tamamdır. Yağını koyarsak koyalım. Yağını mı? Üstüne mi koyarız? Fark etmez yani, istediğimiz yere de koyarız. Aracı içeriye alıyoruz. Şimdi artık geldik, arkadaki aracı yana çıkardık, problemlerini çözdükten sonra aracı içeri aldık, yer değişikliği yaptık. Baskı balatayı taktık. Arkasından emme manifoldunu takmadık. Egzoz bölümünü taktık. Emme manifoldu arkadan mani olmasın, bize zorluk çıkarmasın diye. Baskı balatamız yeni. Şu an görüyorsunuz temizlikleri de tamamlandı. Külbütör kapağını taktık. Triggerimiz takılı bir şekilde duruyor, görüyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Devir daim. İşte egzoz manifoldu. Her şey tamam. Karterimizi de sıktık. Tapamız zalamaydı, hallettik. Şimdi üstüne atabiliriz. Evet. Başladık motoru atmaya. Evet. Herhangi bir söyleyeceğim bir şey var mı baba? Yok, yerine takacağız, çalıştıracağız. Hortum, su, kelepçe, kaplı derken başına basacağız inşallah. Aracı sağ yapacağız, iyice gelmesi gerekiyor. Aracı tekrar konumlandırdıktan sonra indirmeye devam edeceğiz. İndirelim. Evet. Biraz geriye gitmesi gerekiyor. Burada önemli olan şu gördüğünüz şanzıman ayrıklığıyla şurası motor bloğunu birleştirmek. Önemli nokta burası. Oraya geldiğinde her yer yerine gelmiş. Priz direkt geçmiş olacak. Evet, kavuştuğunu görüyoruz. Şu an babam tutturuyor. Tutturma aşamasındayız. Ve bunu elinle gitmesi gerek. Tabii oturması lazım. Priz direğin oturması lazım. Yoksa bu cıvataları getirip priz direk oturmadan da sıkabilirsiniz ama o zaman balatayı bozma ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden hiç gerek yok. Evet, şanzıman çevre cıvatalarını tutturduk. Yaklaşık bir 6 dakikadır falan uğraşıyoruz. 5-6 dakikadır. Ama sonunda geçirdik. Ya uğraşmam da niyetliyim, oruçluyum, aç karnıma uğraşacak dermanım kalmıyor. Evet. Yine bir çevre cıvatasını daha sıkıyoruz. Tabii motor daha askıda baba. Motor kulağını daha takmadık. Evet. Birazdan takacağız. Evet. Buranın işi şu an için bitmedi. Motor kulağımız var. Sağ motor kulağını taktıktan sonra artık aracı liftte kendini kaldıracağız. Aracı komple kaldıracağız, motoru değil. Ondan sonra işlemlere devam edeceğiz. Tabii ki en son burada motor kulağını sıktıktan sonra aracı kaldırabiliriz. Çevre cıvataları önemli. Görüyorsunuz termostat bölümü. Gövdesi, daha doğrusu Xer'in gövde bölümü burası. Termostatı ön tarafta kalıyor. Ne gereği yok bunlarda. Ne şu gövdeli? Termostat gövdesi. Termostat gövdesi, daha doğrusu bir önceki versiyonlu motorlarda Xer'e vardı, oradan karışıklık olabiliyor bazen. Şu termostat. Gördüğünüz gibi şu an kayışı çıkarıyor baba. Aracı geri iteceğiz. Aracı çıkardık. Lift indiriyoruz. İçeri alacağız. Motor tesisatımız sağ tarafta. Sol tarafta trigger kapağı var. Motor kulağı var. Arkada emme manifoldu var. Tesisat var, su boruları var, termostat bölümleri, soketler, bunun dışında oksijen sensörünün tesisatının geçtiği nokta, akümüzün altı yerinde, kalibrasyon şanzıman ayarı arkadaşlar. Onun dışında aklıma gelen soketler, borular, antifrizi, motor yağı, filtreleri hepsi değişiyor. Aracı kaldırıp alttan işlemlere devam edeceğiz. Sizlere de göstereceğiz. Burada bir deliği var, pim deliği, görebiliyor musun? Evet. Buna geçtiğine emin olalım. Bunu da böyle dizeceğim oğlum buraya. Bak kim? Bak buraya bak. Tek buradan çıktı. Bunun su hortumunu değiştirdik. Evet, su bidonundan giden yenilenen kelebek su hortumu diye geçiyor. Bakın burada görünüyor. Plastik su hortumunu değiştirdik. Arkada monte etmemiz gereken nokta var. O gidiyor arkadaşlar. Kelebek boğaz kelebeğine giriyor. Yenilendiğini göstermiş olalım. Evet, görüyorsunuz boğaz kelebeği bu da. Boğaz kelebeğinin de temizliğini gerçekleştirdik. Böyle göstereyim bunu da. Yine demir ayağın montajını gerçekleştiriyoruz. Şu da depo havalandırma valfi. Bu da MAP sensörüne giren soket. Evet. Sıra geldi benzin hortumuna. Var. Mavi klipse göre oturtuyoruz. Duyduk mu sesi? Evet, duyduk sesi. Kelebek hazır. Yine kadar. Sokarsan ben de iyi görüyorum. Bu da depo havalandırmasına giden hortum. Evet, bu iki tane boru tutan, hortum ve boruyu tutan plastik bir ayak gibi bir şey. Bunu da taktık. Evet, trigger bölümünü de artık kapatıyoruz. Trigger'in üst ön kapağı diyebiliriz buna. Tabii bunların alt kapakları da var. Onları daha önce takmıştık. Trigger kayışından önce. Evet, sıradaki parçamız klima kompresörü. 3 adet civatası var. Hepsini sıktık. Dışarıdayken de göstermiştik klima kompresörünü. Üstüne de rekorlar giriyor. Klima gazının bulunduğu. Zaten klima gazı çökerken hiç çıkmadı, biliyoruz. Tabii klima gazı çıkmamıştı bu arada. Bunun da bilgisini verelim eğer söylemediysek. Gazımız yoktu. O yüzden rahat bir şekilde almıştık bunu. Akşam mesaisine başladık. Devam ediyoruz. Burada V kayışımız da değişti. Yenisini görüyorsunuz. Yenilenen V kayış, vantilatör kayışımız. Krank kasnağımızı dolanıyor. Şarj dinamasına gidiyor. Burada bir gergi kütüğümüz var. Germesini sağlıyor. Klima kompresörü, üstteki gördüğünüz su pompasına kadar dolanan bir V kayışımız. Evet. Sonunda bitirdik. Size en son saati gösterdiğimde kaçtı bilmiyorum ama şu an 11'e doğru geliyor. Aracın çalışmasını dinletelim. Arabamızda şöyle bir sorun var. Daha sonra bu kapağın, külbütör kapağının değişmesi gerekiyor. Külbütör kapağı sıkıntılı arkadaşlar. Onu söyleyelim. Şu an zaten babam testini de yapıyor ama bu vakitte, bu zaman diliminde yapılacak bir şey değil. Bunun dışında motor yağını koyduk, filtreleri koyduk, antifrizini koyduk derken bitirdik. Çalışmasını dinleteyim. Herhangi bir sarsıntı yok. Bakın şu an inceden bir ses var. İçindeki valf ötüyor. Açtığımızda sesli olacak. Geçmişinde burada işlem yapımı. Evet, bir Japonlama var. Valfin tam olduğu nokta. Sıkıntı var belli yani. Bir hava alma olayı var gibi. İçindeki valf ötüyor çünkü. Sıkıntı sadece burada kaldı. Şanzıman ayarlarını da yaptık. Herhangi bir işlem kaldı mı usta? Başka bir işlemimiz kalmadı. Genel kontrolümüz var. Yağını, suyunu, kanınlaşmasını bekliyoruz. Daha sonra filtresine takıp iş bitti diyeceğiz. Valf ötüyor bu arada. Evet. Yine günü dönderdik. Pazar tatilimiz yok bugün. Evet, pazar tatili yok, bayram arifesi. Dün değinmiştik külbütör kapağından, valfinden değinmiştik. Hem de bu arızayı da sizlere göstermiş olalım. Orijinal GM parçamız, külbütör kapağı aldık. Mecburen almamız gerekiyor. Değişecek yani, bunun kaçarı yok. Şimdi paketinden çıkarıyoruz. Tabii ki üstünde yine contası olacaktır. Vallahi. Yan sanayi kullanmayın bu tür parçaları. Üstündeki valve sistemlerini görüyorsunuz. Ötüyordu hani, bilirsiniz. Öttüğü için de duman atıyordu, yağ yakıyor gibi. Bakın, işlem görmüş daha önce ve bu. Kötü bir durumda bu artık çöp, herhangi bir işlem yaramaz. Yine araba bayağı gündür böyle, videodan da anlayacağınız üzere devam ediyor. Şimdi kapağı oturtacağız. Çok da bekletmeyeceğim. Çalışmış halini göstereceğim. Evet, şu an aracı bitirdik. Aracın son işlemlerinden sonra arefe günü müşterimiz bayrama gidecektir, ziyarete gidecektir. Arabayı bitirmek için söz verdiğimiz için aslında böyle normalde arefe günü biz de çalışmıyoruz. Aracımız gerçekten gayet kitap gibi gidiyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Yolu da alalım usta. Yani harbiden güzel gidiyor baba. Güle güle kullansın, emek verdik. Emeğimizin karşılığını insanlar veriyor. O da para harcıyor arabam olsun diye. Güle güle kullansın, iyi günlerde kullansın. Eksiksiz ve güzel bir şekilde teslim edeceğiz. Devam edelim, herhangi bir sorun var mı? Bu arada şöyle göstereyim, gösterge panelimizi de gösterelim. Herhangi bir arıza kaydımız yok. Arıza kodumuz, lambamız yanmıyor. Çekişi gayet iyi, vites düşürmesi iyi, problemleri yok arkadaşlar. Yani otobandayız şu anda. Sizlere de az çok göstermeye çalışıyoruz. Umarım keyifli bir video olmuştur. Otobana çıkmamızın sebebi de arabayı tam anlamıyla test etmek. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın, çünkü videolar biliyorsunuz sağ elimle sürekli 30 dakika izliyorsunuz ama en az 2 saat boyunca çekim yapıyoruz, edit yapıyoruz. Bir beğeniyi çok görmeyin. Altına yorumlara da yapabilirsiniz, fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Hoşçakalın. Aracın son hali ve sesi. Herhangi bir sarsıntı yok. Çalışıyor mu çalışmıyor mu yani ekrandan belki anlaşılmayabilir ama sesi duyuyorsunuz. Kilometre bilgimiz 154.521. Bu araçlarda hararet göstergesi biliyorsunuz gösterge panelinde yok. Gizli ayarlar bölümünden girip coolant yazan yerde işte harareti görebilirsiniz. Bu araba yaklaşık 103-105 derecede fan açacaktır. Uzun yolda biraz önce gösterdiğimde 90-93 arası geziyordu. Ama durduğu yerde bir fan açsın, kontrol edelim. Bir sıkıntı var mı, açıyor mu, kapatıyor mu tarzında. Şimdi açacak, isterseniz bekleyelim bakalım. Şu an fan duruyor. Açtı baba.